Merhaba, ben Selin Karacaannem, evlilik ilişki terapisti, çocuk psikoloğu, yazar, televizyoncu, şimdi de YouTube'cu. Evet, serimize devam ediyoruz. Bugünkü suallerimiz neymiş bakalım, Sena Hanım'a soralım. Daha iyi bir yaşam dengesi sağlamak için ne tür alışkanlıklar edinmeliyiz? Yani, biraz daha açalım. Yani hayat standartımızı nasıl arttırabiliriz? Bu daha bana uyan bir şey. Şimdi herkesin bir parasını harcama şekli vardır. Kimisi çok parası vardır, yaşamayı bilmez. Kimisinin parası daha azdır ama yaşamayı bilir. Yani bütçenize göre, bütçenizin dışına çıkmayan gayet net ve seçik bir şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Çünkü herkes illa çok para gerekli, işte zengin olmazsan yaşayamazsın, seyahat edemezsin gibi türlü şekillerde yanılıyorlar. Bazı insanlar var ki bunların içine ben de dahilim. Yaşamayı bildiğim için, yani yaşama sanatını bilen fevkalade güzel harcama yapar. Az öz. İnsan bir yerde simit, çay da içebilir. Ama güzel bir manzaranın karşısına oturur. Yahut birbiriyle tatlı tatlı konuşur, güler. Ondan sonra ama ambiyansa dikkat edeceksiniz. Çevrenizdeki her şey az da olsa bir tane küçücük bir çiçek, bir kır çiçeği bile olsa onunla beraber, ona bakarak konuşun. Ya da ne bileyim yani bir insan kendi hayatını kendisi fevkalade güzel ayarlayabilir. Hapishanede bile olsa, hapishanenin penceresi varsa şayet, baktığında karşıdaki kıyıda köşede kalmış bir gülcük, bir açmak üzere olan bir çiçek, bir yeşillik ya da ne bileyim mesela güzel böyle manzaralı yerlerde araba bile sürüyor olsanız bakın manzaraya ne güzelmiş diye. Bunlar insanın yaşam kalitesini yükseltir. Bulunduğunuz yerde of of çekerek, ay ben şimdi bugün bu işleri nasıl halledeceğim, ay ne kadar çok iş var, ben yapamayacağım dediniz mi, buradan çıkan laflar var ya beyniniz yolluyor. Beyin bunu illa sesli istiyor. Sesli duyduğu zaman mükemmel bir şekilde tekrar realize ediyor. Of pöf çektiğiniz zaman, ah vah çektiğiniz zaman durmadan kendinize, ay bu ne yaşandı, herkes ne güzel yaşıyor, ben yaşayamıyorum gibi laflar ettiniz mi kendi kendinize zarar verirsiniz. Bunları sakın yapmayın. Ayrıca da dediğim gibi az parayla nasıl geçinilir? Evet geçin çok zor, o ayrı. Hayat standartınızı yükseltin, bazı şeyler parasızdır. Ne bileyim mesela bir vapura binersiniz, vapurun ta bilmem nereye gidiyorsa, karşıya zikzak yapıyorsa, İstanbul'dan bahsediyorum. Gittiğiniz her yerden zevk alın. O temiz havayı çekerken Allah'ınıza dua edin. Allah'ım sana çok şükür nefes alabiliyorum. Allah'ım sana çok şükür bu güzellikleri görebiliyorum. Güzel yerlere bakın. Kötü şeylere bakmayın. Televizyon seyrederken bile hep söylüyorum. Vurdulu, kırdılı filmler ya da bir takım maşallah... Habire gösterdikleri ki bu ecnebi memleketlerinde böyle göstermezler ama burada gösteriyorlar Türkiye'de. Canım Türkiye'nin onca güzel şeyleriyle bize kuvvet vereceğine insanlara vurdular, kırdılar, döktüler, öldürdüler. Kavgalar, o böyle zır zır bağıran bir takım insan sesleri bunlar hayat kalitemizi indirir. Ama parasız olan şeyler var. Gözünüzü güzel yerlere çevirin. Yani ne bileyim bulunduğunuz yerde iki parça yemek yerken bile böyle kendinize göre güzel bir köşe bulun. Bir şey bulun ama hep güzel şeyler düşünün. Güzel şeylere bakın. Başkalarıyla daha etkili iletişim kurmak ve ilişkilerimizi geliştirmek için hangi becerileri geliştirmeliyiz? Hep belki daha evvelkileri de seyrettiniz. Serinin ilklerini orada da söyledim. Sözler, hareketler, davranışlar, mimikler,
son söyleyeceğinizi ilk söylemeler, direkt olarak bu sana yakışmamış, çok çirkin olmuşsun gibi böyle kelimeler kullanmak, birine bağırarak böyle ona böyle el sallayarak ya da bir takım işaretler yaparak hiçbir yere varamazsınız. Yani bunu size samimi olarak söylüyorum. Herkes soruyor mesela, kendimi övmek için söylemiyorum. Farkında bile değilim. Niye seni herkes bu kadar çok seviyor? Niye? Çünkü kimseye kötü niyetle bakmıyorum. Kötü niyet yüzüme de geliyor, hareketlerime de. İlla bir şey isteyeceksem emretmiyorum. Yumuşacık konuşuyorum. Bazıları var. Senin hanım ben bağırmasam yapmıyorlar. Dene bakalım evvela. İlla karşı tarafa bayılıyorum, ayılıyorum diyerek gelmiyorsun. Nedir probleminiz? Bir şey mi oldu? Yardımcı olabilir miyim? Bir dakika kardeşim. Ne demek istediğini tane tane söyle, anlayayım. Bu konuşmalar her zaman yapılabilir. Yani demeye çalıştığım size, mutlaka karşı tarafa önem vererek, değer vererek, yumuşak konuşarak ve iyi niyetle. Unutmayın ki içimizdeki, ruhumuzdaki bütün fırtına öyle ya da böyle hareketlerle, tiklerle, gözlerimizi açarak, ses tonumuzla karşıya ulaşır. Bunları yapmazsanız, siz karşınızdakine karşı kötü bir şey hissetmezseniz, kötü konuşmazsanız, unutmayın onlar da yapmaz. Ha, ilk size kötü mü başladı? Kendinize yavaşçacık söyleyin, ben de olduğu gibi. Bir dakika, bir dakika. Bağırmanıza gerek yok. Bir daha söyler misiniz? Veyahut burada siz kabahatli olmayabilirsiniz. Ben de belki kabahatliyim. Ama şunu yumuşak konuşalım. Ya da annenizle ya da çocuklarla böyle çocuğu sarsalayarak ya da el kol hareketleri yaparak annenizle münakaşalar ederek yapmayın bunları. Bu dünya çok kısa bir süreli. Bize verilmiş bir zaman. Herkesi sevmek zorunda mıyım diyor bazıları. Ben sana sev demedim ama yumuşak konuş. Ne sen sinirlen, ne karşısındakiyle birbirinize girin. Bakalım belki karşısındaki ruhsal sağlığı yerinde olmayan biri. Yani onun karşısında kalkıp da böyle bu kadar bağırmak, çağırmak, çoğu zaman hepsinde bıçak var. Ya da işte teminki, daha evvelki anlattığım gibi böyle karşısındakine vuracak, acıtacak cinsten bir şeyler var. Yapmayın, hayatınızla oynamayın. Sakin olun. Eğer sakin olamıyorsanız, olur ya, ruhsal sağlığınız sizin de belki bir takım sınırda bir ruhunuz var. Yahut şeyiniz, konuşma tarzınız sert. Bunları geliştireceksiniz. Hiçbirimiz kendiliğinden bir yerlere gelmiyoruz. Benim zamanında lisedeyken bir kimya hocam vardı. Çok güzel kadın, bakımlıydı. Hele o zamana göre düşünün. Böyle ellerini, kullanış tarzını, ben onu dinlerken dersi kaçırıyordum. Nasıl ellerini tutuyor, nasıl sigarasını içiyor dışarıda diyelim. Yahut bir takım insanlar yürüyüşte böyle böyle gideceğini, mesela dans ederken de üst tarafınız oynamıyor. Oynasa bile ne bileyim mesela şöyle bu şekilde. Böyle bu tarzda yaparak değil. Yani hep inceleyeceksiniz. Beğendiklerinizi taklit edeceksiniz. Evde egzersiz yapacaksınız. Konuşma, ses tonu çok önemli dediğim gibi. Konuşmalardaki kalite, kantite sizi ele veriyor. Bir yere girdiğiniz zaman görünüşünüzle, içeriden dışarıya çıktığınız zaman yaptığınız hareketler, içerideki davranışlarınızla hatırlanırsınız. Bu benim lafım değil. Her yerde okuyorsunuzdur. Ama ben bunu kendime motto edinmişimdir. İçeriye gittiğiniz zaman hep siz konuşmayın. Bekleyin, karşınızdaki konuşsun. Onu dinleyin, lafını kesmeyin. Hele eşler de, dur sen anlatamıyorsun ben anlatayım. Hayır, yok öyle şeyler. Her şey, herkes anlatabildiği kadar anlatır. Kocanızın ya da karınızın lafını keserek dur ben anlatayım demeyin. Hanıma ek olarak ya da eşime ek olarak ben de şunu diyeyim. Konuşturmamak da yok. Konuşmayı alıp başını gitmek de yok. Evet. Stresle başa çıkma ve zorluklarla mücadele etme becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Stres çok önemli. Bir kere inanın ki alerjilerden tutun,
bir takım şeyler, sıkıntılar, daha da ilerisi hastalıklar, bütün vücudumuzdaki organlar hepimizin hangisi daha böyle strese açıksa onu muhakkak rahatsızlandırıyoruz. Demek ki stresten kastımız illa bağırıp çağırmak, kavga etmek değil. Onlar artık işin en son kısmı. Bir şeye alınmak ya da birini kıskanmak ya da birine aşırı aşık olmak. Bunların hepsi stres çocuklar. Benim daha size anlatacak çok şeyim var. Bundan sonraki serinin devamını izlemeyi unutmayın. Hangi günler olduğu aşağıda yazılı zaten. Bu seferlik de bu kadar olsun. Gelecek sefere ki çok yakında yeni başka sualleriniz varsa bu arada yaza durun. Gelecek bu seride her türlü konuda kendimizi nasıl geliştiririz, nasıl mutlu oluruz, nasıl karşı tarafla stres üzerine tekrar ben dönerim. Ama bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklayayım. Öpücüklerimle.